Evet kıymetli Arkadaşlar bu videomuzda hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz şimdi Garip bir haberle başlıyorum Mourinho sonradan açılıyor dikkat çeken istatistik haberi Şimdi ilk Süper Lig maçında ilk 6 Süper Lig maçında 5 puan yitirdiği için eleştirilen Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho Birçok takımda çok daha kötü bir başlangıç yapsa da tarihi başarılara imza atmış Şimdi Özellikle Galatasaray yenilgisi sonrasında eleştirilerin bir numaralı hedefine oturdu. Ve şu ana kadar ligde Fenerbahçe ile çıktığı 6 maçta 5 puan yitirdi. Ancak önceki performanslarına bakarsak aslında başlangıç performansı en kötüsü değil. Daha önce hem Porto'da hem Manchester United'da çok daha kötülerine imza atmış. 2016'da Manchester United Mourinho ile ilk maçını kazansa da ardından Manchester City, Watford, Feyenoord karşılaşmalarında sağdan puansız ayrılmış. Porto'nun başında bulduğu 2002-2003 sezonda Avrupa ve ligde çıktığı ilk 6 maçta 5 galibiyet bir beraberlik almış. Şimdi tam bir kupa canavarı diyor. Ben kaç kupa kazandığına şunu bunu önemsemiyorum arkadaşlar. Ama yani ee, ne diyor mesela 3. sezonunda Chelsea'de 5 galibiyet 2 mağlubiyet alınca 6. haftada görevinden ayrıldığı diyor yok. 2006-2007'de 4 galibiyet bir beraberlik bir mağlubiyette geçti falan filan. Inter döneminde ilk 2 sezonun ilk 4 galibiyet bir beraberlik bir mağlubiyetle başlamış. Mavi Siyahlar 2008-2009 sezonunda İtalya Serie A ve İtalya Kupası'nda mutlu sona ulaşmış. Bir sonraki sezon aynı dönemde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyette geçmiş. Sezon sonu ise Lig ve Kupa artı Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak 3 zafer elde etmiş. Şimdi ben burasında değilim işin. Ya şunu yaptı da böyle yaptı da işte ikinci Chelsea dönemi kötü bitti de Roma ile kupa aldı da. Ya arkadaş ben bıktım. Beşiktaş evimizde 4-3 yeniliyoruz mesela geçen sezon. Hatırlıyorum. Bizim taraftar başlıyor. Ya en son Beşiktaş'a 3-0'dan 4-3 işte yenildiğimizde o sezon şampiyon olmuştuk. Bir şey oluyor. En son bunu yaşadığımızda şampiyon olmuştuk. Bir şey oluyor. En son bunu yaşadığımızda Türkiye Kupası'nı da kazandık. En son şunu yaşadığımızda şöyle. Lan arkadaş. Yani Kaderlerin benzemesi iki tane üç tane maçın ya da sonucun benzemesine değil ki. Ben Jose Mourinho'ya şunu soruyorum. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de en çok skor katkısı yapan yerli oyuncu Oğuz Aydın. 13 gol 8 asist. Artı İrfan Can Kahveci 12 gol 7 asist. Yani birinin 21 birinin 19 skor katkısı var. Haberi var mı acaba ben bunu merak ediyorum. Ulan arkadaş Hani sıfırdan başlıyoruz demiş Jose Mourinho. Galatasaray derbisinin mağlubiyetinden sonra moralleri iyice bozuldu. Ee, ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Asbaşkan Acun Ilıcalı bu bir yol kazası. Mourinho gerekeni yapacaktır dedi. Ve Mourinho devreye girdi. Union Saint-Gilloise ise maçı var arkadaşlar. Perşembe günü ve bu karşılaşma bizim özür maçımız diyor. Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık ama bazı büyük takımları yenebilirdik. Avrupa Ligi'nde şansımız daha mantıklı diyor. Du hatırlarsanız. Çünkü orada kendi seviyemizde takımlarla karşılaşacağız diyordu. Hadi sözünü göster. Kendi seviyen. Şimdi derbiyi düşünerek yaşayamayız diyor. Doğru. Kara dağıtıp Belçika ekibi tarafında karşısında galibiyet elde etme peşinde Fenerbahçe ve morali bozulan futbolcuların moralini onarma durumunda. Ben bir şey söyleyeyim mi? Şimdi şomanızlı falan demeyin de. Lan Jose Mourinho perşembe günü derbideki pisliğinizi temizleyin diye aynı kadroyla çıkıyor. Hani farklı yenilgi yaşıyorduk. Nerede? Boş verin nerede olduğunu. Sonrasında Ali Koç gülümseyerek basın mensuplarıyla konuşuyordu. Hatta biriyle tartışıyordu falan. O basın mensubu niye gülümsüyorsunuz? O mı gitti? Fenerbahçe'nin bu kötü durumu gibisinden bir şey söylüyordu. Hani aman diyeyim Allah göstermesin. Hani Sadece rüyada kalsın bazı şeyler. Yoksa ihaleyi bana kitlersiniz. O yüzden bir şey demiyorum. Rıdvan Dilmen Ennesiri ile ilgili yorum yapabilmemiz için Jose Mourinho'nun 3-5 maç arka arkaya Ennesiri'yi ilk 11'de başlatması ve sonuna kadar da oynatması lazım. Bu tarz oyuncuları sonradan oyun alarak kazanamazsınız. Ritim yakalaması zor diyor. Ben de bunu anlatıyorum. Bak iyi mi kötü mü böyle anlayacağız. Yani başka türlü anlama yöntemi yok. Fenerbahçe'de o Sahi Samuel müjdesi mesela en son günlerin en güzel haberlerinden bir tanesi bu. O Sahi Samuel müjdesi. Ama hani biz bu müjdeyi uzun zamandır bekliyorduk. O kadar uzun zaman oldu ki arkadaşlar. Ciddi söylüyorum ha şaka falan yapmıyorum. O kadar uzun zaman oldu ki. Yani adam geçen sezon en nefret ettiğim en tiksindiğim olay neydi? Ya futbolcu iyileşiyor. Tamam sahaya döndü diyoruz. Tekrar geri sakatlanıyor. Bu sezon inşallah benzerini yaşamayız dedik ama o sahayla açılışı yaptık. Neyse o sahay Samuel tak sakatlığını tamamen atlattım. Takımla birlikte çalışmalara pazartesinden itibaren başladım. Ve e, bu ayın başında antrenmanda arka adalesinden sakatlanan Osai Samuel takımını yalnız bırakmıştı. Özellikle Galatasaray derbisinde yokluğu çok hissedildi. Mert Müldür'ün performansı taraftardan ciddi eleştiri aldı. Ve sağlık ekibinin yoğun programıyla bir yerlere geldi. Jose Mourinho'dan da e, Perşembe günü şans bekliyor. Ama biz artık oynatılacağından eminiz. İnşallah az önce benim söylediğim gibi oynayacak. E, Pistenizi temizleyin diye aynı kadroya çıkmak gibi çok ciddi bir hatayla karşılaşmayız. Şimanski'nin gol orucu. Şimdi Sebastian Şimanski 2024 yılında gol yollarında sessiz kaldı. Performansı ciddi manada düştü. Ve son 24 maçta sadece bir gol atabilmiş. Bakın son 24 maçta. Şimdi 2023 yılında ligde 8 golle tamamladı. Takvim değişince gol orucu başladı. 2024 yılında sadece 2 kez ağları sarstı. 24 maçın 22'sinde 11 ve sadece 1 gol baktığınız zaman. Mourinho döneminde 10 numara pozisyondan merkez orta sahaya çekildi. Mücadelesiyle takım oyununa katkı verse de skor özelliğini iyice kaybetti. Ve bir 1 asist yapabildi. Avrupa kulvarlarında da 1 gol 1 asiste takıldı kaldı. Şimdi baktığınız zaman yenilerin katkısı düşük. Saint maximin mesela en kıpır kıpır en transferimiz. İki kulvardaki 8 maçta 1 gol 3 asist. Kulüp tarihinin en pahalı transferi Ennesiri 8 maçın ikisinde ilk 11'de sadece 1 gol attı. Transferin son günlerinde katılan Amrabat henüz 2 maçta süre alabildi. O da az. Cenk Tosun'la Oğuz Aydın hani yedek kulübesine bir nevi hapsoldu. Levent Mercan kadroya giremiyor. Şimdi hal böyleyken o zaman transferi biz niye yaptık? O da ayrı bir mesele. Fred daha hiçbir şey bitmedi demiş. Bu arada Şimanski'nin gol orucunun bozulması için Fenerbahçe'nin biraz daha ofansif oynaması lazım. Açık, net, şeffaf söylüyorum. Fenerbahçe defansif oynuyor. Bu şekilde oynadığı müddetçe de Fenerbahçe çok zararlara gebe bir takım. Ofansif oynamamız lazım kardeşim. Başka şeyi yok. Şimdi <laughs> Galatasaray maçında Fred'e olan inanç, Fred'in takıma inancı tam diyor. Yalnız bizim Fred'e inancımız eğer bir yenilgiye bu kadar takılıp kalırsak önümüzü göremeyiz. Her da henüz mücadelenin başındayız. Uzun bir süreç bizi bekliyor. Her şey ilk sonunda belli olacak. Elimizden gelen en iyisini yapacağız demiş. Yanlış anlamayın ben derbi öncesinde bir laf söyledim. Beni alaya aldı arkadaşlar. Dedim ki ben olsam orta sahaya Amrabat, İsmail, Fred çıkarım. Şimanski'nin etkinliği düştü. Orta sahaya alırım. Orta sahaya alırsak biz bu maçı alırız dedim. Sonucu gördünüz. Yani şimdi de aynısını söylüyorum. Bak büyük maçlarda Çift orta saha çıkabilirsin. Bence çok zor bir şey değil. Mesela derbi maçlarda. Atıyorum önümüzdeki hafta Beşiktaş maçı olsa. İsmail Amrabat Fred çıkabilirsin. Ciddi söylüyorum bak. Hatta çıkmalısın da. Çünkü bizim ülkede derbiler orta sahadan geçer. Şimdi Gözdem Oruño kılıcı çekmiş. Kadro dışı kalırsınız demiş. Yani bizim, benim anladığım kadarıyla söylüyorum arkadaşlar. Ee, Samandıra'da değerlendirme yapmış. Galatasaray maçında görüntüler eşliğinde hatalarını anlatmış. Sizi tanıyamadım. Bu ne hallan demiş? Şu haliniz yok. Siz bu değilsiniz. Kimsenin gözünün yaşına bakmam. İyi, i̇yi bir performans göstermeyen, isteksiz olan kazılışı kalır. Kimsenin kaptisiyle oynayacak vaktim yok. Ben bu kulübün tak kendisiyim demiş. Şimdi rotasyon yapacak diyor. Yanlış anlamayın ama çok özür dilerim. Me mecbur yapacak. Yani neyi gibi yapacağını anladınız değil mi? Yapmak zorunda. Kardeşim bak, takım SOS vermiş. Yapmak zorunda. Şimdi. Adana Demirspor'da sürpriz Volkan Demirel diyor. Bu haberden sonra 12 numaranın bir açıklaması var. Onu konuşacağım arkadaşlar. Adana Demirspor teknik direktör arayış içinde. Volkan Demirel ile masaya oturmuş. Michael Volkan iste yollarını ayırmış. Çünkü 6 maçta 5 yine gibi bir beraberlik almış. Kariyerinde iki takım var Volkan Demirel'in. Karagümrük ve Hatay Spor. Karagümrük'e 24 maçta 1.71 ortalama. Hatay'la 55 maçta 1.16 ortalama. Yani Hatay'la 3 ayısta yollarını ayırmıştı diyor. Yani Volkan Demirel, Volkan Demirel ultra aslanı. Volkan Demirel de iyi bir Fenerbahçeli kardeşimiz. Ama dediğim gibi deprem süreci çok yıprattı. Şimdi arkadaşlar 12 numaranın bir açıklaması var. Uzun uzadıya. Ben bunu konuşacağım. Hocam 12 numara resmi değil. Boş ver konuşma demeyin konuşacağım. Fenerbahçe Spor Kulübü ailesine son dönemde yaşadığımız Galatasaray mağlubiyeti sadece maç kaybı değil Fenerbahçe'nin itibarı ve geleceği açısından kritik bir eşiği temsil etmektedir. Bu sonuç camiamızın beklentilerini ve özlemlerini içe sayarak sahada varlık gösteremediğimizi net olarak ifade etmektedir. Aynı zamanda 54 milyon euroluk kara borsa bilet satışı, inşaat projelerindeki usulsüzlükler ve yasa dışı bahis reklamı aldıklarına dair iddiaların havada uçuştuğu bir dönemde malum takımdan alınan mağlubiyet onlara adeta can suyu olmuş iddiaların üstündeki baskıyı kaldırmıştır. Bu haliyle bize geçtiğimiz hafta yaşananlar kabul edilemezdir. Yönetim bu süreçte alınan sonuçların kulübün stratejik vizyonuyla ne kadar örtüştüğünü sorgulamak zorundasınız. Taraftarımızın sabrını zorlayacak haklı tepkilere neden olan bir süreçte karşı karşıyayız. Derhal etkili ve somut adımlar atmalı gereken tüm tedbirleri alarak takımın performansını yükseltmelisiniz. Teknik heyet, saha içindeki sistem ve oyun planımızın acilen gözden geçirilmesi şart futbolcularınızı daha iyi motive etmek ve oyun disiplini sağlamak için üzerinize düşen sorumluluğun bilincinde olmalısınız. Takım olmak sadece yetenek değil, aynı zamanda disiplin ve kararlılık gerektirir. İşleyen çarkın neden bozulmaya başladığını, oyuncu tercihleri ve pozisyon seçimlerinin gözden geçirilmesi gerektiği bir dönemdeyiz. Fenerbahçe Spor Kulübü ailesine futbolcular, her birinizin Fenerbahçe forması altında oynadığınızı unutmayın. Her biriniz Fenerbahçe forması altında oynadığınızı unutmayın. Bu formanın ağırlığı ve taraftarlarımızın beklentisi sahada göstermeniz gereken azim ve kararlılığınız, kararlılığı arttırmaktadır. Artık puan kaybetme lüksümüz yok. Taraftarımızın sevgisini kazanmak için savaşmak zorundasınız. Daha iyi performans sergilemek için gereken gayreti göstermelisiniz. Taraftarlarımızın istifa sloganları ve tepkilerine dikkate alıyor. Bu durumu ciddi bir uyarı olarak görüyoruz. İstifa söylemlerinde bulunurken ahlaksızca etkileşim amacıyla küfürlü tweetler atmayan, malum takım taraftarlarının lağıma dönüşmüş söylemleriyle değerlerimizi hedef almayan, sadece ve sadece verilen vaatlerin henüz gerçekleşmemesi sinirlenen, yönetimsel olarak tepki gösteren ve bu uğurda tweet atan herkes başımızın tacıdır. Ben de dahil. Herhalde beni de kastediyorlar. Çünkü ben de bu şekildeydim. Başkanımız Ali Koç'un ve yönetim kurulumuzun bu noktada yapması gereken istifa söylemlerine ve yapıcı eleştirilere samimiyetle yaklaşması hain, kumpas hani ve benzeri ucuz söylemlerle taraftarımızı kötü göstermeye çalışanları dikkate almaması ve en kısa sürede çözüm üretecek adımları atmasıdır. Bu taraftar mutlu olmayı, geleceğe umutla bakmayı sonuna kadar hak ediyor. İşin ciddiyetini görmeliyiz. Fenerbahçe'nin büyüklüğü bu zorlukları aşmak için bir araya gelmemiz de ölçülür. Hep birlikte daha iyi günlere ulaşacağımıza inanıyoruz. Ancak bu ciddi bir öz disiplin ve irade ile mümkün olacaktır. Koca bir sezonu heba etmeden Fenerbahçe etrafında birleşelim. İster istifa söylemlerinde bulunun ister desteklerin. Bir arada olalım tüm gücümüzle rakiplere harcayalım saygılarımızla 12 numara. Şimdi buna da tepki gösterirler. Buna da kızarlar. Ama yanlış anlamayın babamın oğlu değil iş Yani Mehmet Alakuş falan babamın oğlu değil. Ha, geçmişte birlikte çalıştığımız isimler bunlar. Geçmişte hani Fenerbahçe etrafında e, projelere imza attığımız isimler. Belki birçoğu benim adımı sanımı bilmez ama e, içinde bulunduğum kurum kuruluşlarla çok ortak hareket ettiğimiz isimler. Ben şunu söylüyorum, yanlış anlamayın. Ahmet Ercanlar, 12 Numara, işte e, Sercan Namzoğlu ya da Mustafa Hoca ya da başkası. Biz hiçbirimiz yönetimin yalakası değiliz. Ben kendi adıma söyleyeyim, bu adamlar adına da söyleyeyim. Ben 12 Numara'ya da aboneyim Twitter'da ama Ödemede bir sorun yaşıyorum yani Twitter ödeme sisteminde bir sorun yaşıyorum. Yoksa oraya da aboneyim. Sercan Hamzoğlu'na da aboneyim. Çünkü ikisinin de yani iki kişinin de ne kadar Fenerbahçe olduğunu biliyorum. Ve Fenerbahçe aşığı olduğunu biliyorum. 6 senedir sabrettik. 6 sene boyunca bizim en çok sabrettiğimiz olay neydi? Ya kulübün borcu bitecek sıfır borçtan kalacağız. Onu satıp bunu satıp kulübü bağımsızına kavuşturacağız. 6 senedir. Ben kendi adıma söyleyeyim. AK Parti iktidarının Fenerbahçe'yi sevmediği şeyine inandırıldım. E, FETÖ'nün düşman olduğunu zaten biliyorum. Fenerbahçe'yi zaten düşmanlar. Galatasaray'ı seviyorlar. Çünkü bunun Fethullah Gülen'in kendi açıklaması var. Ne diyor? Fenerbahçe katı işlerine giremedik ama de Galatasaray iyi dedi. Galatasaray'a bir sorunumuz yok. Destekliyorum. Kazanması için dua ediyorum falan dedi. İşte himmetlerle dua alan, ayağa kaldırmamız lazım Galatasaray'ı dedi. Açık açık Fethullah Gülen'in söylemi bu. Ama hiçbir Galatasaraylı çıkıp da yöneticilerine olan bizim kulüpte FETÖ'cü falan filan demez. Fenerbahçe taraftarı ne der? Ya Atatürk diyorsunuz, Atatürkçü diyorsunuz. Ulan bizim kulübü Atatürkçü de niye şöyle, niye böyle falan filan der. Ama Galatasaraylılardan duymazsın. Çünkü Galatasaraylı arkadaşları için başarıya giden her yol mübahtır. Onlar başarıya gitmek için Kur'an'ın üstüne de yemin eder. Yani benim tanıdıklarım en azından öyle. İki senedir sanki Fenerbahçe şampiyon olmuş gibi söylemlerde de bulunurlar. Sıkıntı değil. Fenerbahçe taraftarı 12 numarada ben de Sercan Hamzulo da sizler de hepimiz de haklıyız. Siz tepki göstermekte. Ben arkadaşlar bakın Aziz Yıldırım'ı seçmiş. Aziz Yıldırım'a oy vermiş. Aziz Yıldırım'ı desteklemiş birisi olarak söylüyorum. Demekte de ben haklıyım. 12 numara da şu söylemde haklı. Takımın etrafında birleşelim. Yanlış anlamayın. Arka arkaya 10 maçımızı 5-0 5-0 5-0 kazansak, geleni gideni tokatlasak, arada Beşiktaş Trabzon maçlarını falan kazansak Hava dağılır mı? Dağılır. Ne dersiniz hocam? Bu takım işte hiç kimse durduramaz. Titanik gibi olduk falan dersiniz. O da yanlış. Geçmişten ders çıkarılır, geleceğe güvenle bakılır. Geçmişinden ders çıkarmayan her toplum, her topluluk, her oluşum geleceğe güvenle bakamaz. Ben Fenerbahçe adına şunu söyleyeyim. Bak ben bu videoya ne başlık üreteceğimi de bilmiyorum. Gerçekten bak. Ya Mourinho'dan inanılmaz tepki var. Futbolculara çok kızdığı söyleniyor. Kızmış gerçekten. İnanılmaz kanunlar üretmiş. Diyor ki eğer bir daha bu yaşanırsa kadro dışı bırakırım size oynatmam diyor. Bak bunlar da doğru arkadaşlar. Hatta Perşembe günü 6-7 kişilik bir rotasyondan bahsediyorlar. Ha bazıları diyor ki Mourinho'yu tanıdığımız kadarıyla bu rotasyonu yapmaz diyor. Onu da söyleyeyim. Ama derbi kadrosuyla Perşembe günü çıkmak gibi bir aptallık yapılırsa hadi pisliğinizi temizleyin denirse hayırlı olsun Oğuz Aydın'ı da kaybettik. Cenk Tosun'u da kaybettik. Hatta İrfancan Can Kahveci'yi de kaybettik. Bu saatten sonra futbolcular isteksiz isteksiz top oynar. Ha. Ne yapmak lazım? Bartu Elmas. Kasımpaşa dedi ki verin bize kiralayın biz oynama garantisiyle alalım. Kira alamadık Kasımpaşa'ya. Neremize şey yaptık şimdi? Levent Mercan'ı tuttuk kadroda. Levent Mercan'ı gönderseydik oynamaz mıydı? Oynardı. Hatay Spor deli gibi futbolcu arıyordu. Öbürü deli gibi futbolcu arıyordu. Bir de oynama garantisiyle gönderdik. Lige de iyice alışırdı. Levent'i gönderme. Ben onu geliştireceğim. Bartu'yu gönderme. Ben onu geliştireceğim. E Yusuf Akçiçe'ye istediler göndermedik. Ben onu geliştireceğim. Samet'i göndereydik o zaman. Yok gerek yok ona. O dursun. Lazım olabilir. E? Oğuz Aydın 6 milyon euro verip aldık. Ben onu geliştireceğim. Kardeşim Temmuz, Ağustos, Eylül. 3 ay oluyor. 3 ay. Nerede gelişecek bu? Daha ne kadar gelişecek ya? Daha ne kadarı gelişecek? Ben bunu anlamıyorum. Anlıyorsanız bana anlatın. Ha şunu da söyleyeyim. Oğuz Aydın, Levent Mercan. Bu arkadaşlar da e, potansiyel yetenek adayı. Potansiyel yıldız adayı. Oğuz Aydın'ı 15 Temmuz günü almışız. 15 Temmuz 2024 kapı açıklaması. Ha, daha önce aldık da 15 Temmuz 2024'te. Yani 15 Temmuz, 15 Ağustos, 15 Eylül, 15 Ekim. Yani 2,5 aydır kadroda. Hangi ara gelişecek? Hangi ara değerlenecek? 6 milyon euro para verdik. Bak az buz bir para değil. Yapmayın etmeyin. Ama maalesef 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 süreç bu şekilde. Hakkımız da hayırlısı olsun arkadaşlar. Ama ben şunu söyleyeyim. Perşembe günü Danan'ın kuyruğu kopar. Bak içimizde çok fazla kişi var. Aman Perşembe yenilerim de iyice şey yapalım diye. Arkadaşlar bazıları da etkileşim kasıyorlar. Ben da farkındayım. Ama diyorum ya bak 12 numaranın dediği gibi küfürsüz Ali Koç istifa diyenlere ben vallahi saygım var. Hatta seçimde Ali Koç gitme sana muhtacız diyenlere bile saygım var. Şimdi istifa diyorlarsa. Çünkü verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Madara edildi takım. Ha derbi maçını kazansaydık futbol kötü olsaydı yine istifa deseydiniz arkadaş bak SOS veriyor takım deseydiniz yine anlardım. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Söylemek istediklerinizi açık yüreklilikle yoruma yazın. Açık yüreklilikle. Herkesin fikrini merak ediyorum. Herkese de teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.